Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Tekno Hayat'a daha hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte Türkiye'deki teknoloji meraklıları buluşan yeni nesil akıllı telefonlara göz atacağız. Güzel bir İstanbul turuna çıkacağız, fotoğraflar çekeceğiz, videolar çekeceğiz. Aynı zamanda evlerde de hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler yine bu bölümde keşfedeceğimiz yenilikler arasında. Teknoloji dolu bir bölümle karşınızdayız. Bölümümüze tüm hızıyla başlayalım. Birazdan sizlerle birlikte hayatımızı kolaylaştıran yeni nesil teknolojileri keşfedeceğiz. Ancak onun öncesinde geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmelere hep birlikte bir göz atalım. İlk gelişmemiz Apple hakkında. Teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği Apple etkinliğinin tarihi açıklandı. 14 Eylül'de Türkiye saati itibariyle 20.00'da başlayacak etkinlik online olarak düzenlenecek. Özellikle yeni iPhone modellerinin bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Milyonlarca kullanıcının beklediği Windows 11 işletim sistemi 5 Ekim tarihinde kullanımda olacak. Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre yükseltme esnasında herhangi bir ödeme yapılmayacağı belirtiliyor. Dünyada şu anda çok önemli bir çip krizi var. Otomobillerden akıllı telefon markalarına kadar pek çok üretici bu çip krizinden olumsuz etkilenmiş durumda. En büyük çip üreticilerinden biri olan Intel ise Avrupa'nın çip kapasitesini arttırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Şimdi sıra geldi yeni nesil akıllı telefonları keşfetmeye. Özellikle bu dönemlerde çok fazla yeni akıllı telefon modeli tanıtılıyor ve biz de dikkatimizi çeken modelleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Geçen haftalarda keşfettiğimiz Samsung'un katlanabilir akıllı telefonları bunların başında geliyor. Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri yeni nesil tasarımı ve ekran teknolojisine dikkat çekiyor. Özellikle Z Fold'un ekran altı kamera tasarımı ön planda. Bu arada yeni akıllı telefon modelleri de yolda. Önümüzdeki hafta Apple'ın merakla beklenen modeli iPhone 3'ün tanıtılması bekleniyor. Tasarım olarak çok büyük bir değişiklik beklenmiyor. Ancak kamera teknolojileri ön plana çıkacak gibi duruyor. Aynı zamanda Huawei de yeni akıllı telefon modeli için kolları sıvamış durumda. Şirket 20 Ekim'de Viyana'da düzenleyeceği etkinlikle yeni akıllı telefon modellerini duyuracak. Bu yeni modellerden biri de Vivo'nun V21 serisi oldu. İki farklı modelle kullanıcılara sunuluyor. Bunlardan bir tanesi V21, diğeri ise V21e. 6.44 inçlik AMOLED Full HD Plus ekranlara sahip. HDR10 sertifikası var ve 90 Hz'lik yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Tasarıma da biraz açıkçası değinmek istiyorum. Özellikle V21e'nin arkasındaki şu enteresan mat bir arka yüzey benim çok dikkatimi çekti. Aynı zamanda 4000 mAh'lik batarya kapasitesi var. 33 Watt'lık adaptörü sayesinde 0'dan %63'e yarım saatte şarj olabiliyor. Gerçekten yeni nesil akıllı telefon modellerindeki teknolojiler önemli bir noktaya geldi. Ancak bu modellerin en çok dikkat çeken özellikleri ise kameralarda. Hem ön kamerada hem de arka kamerada. Şimdi biz de dedik ki İstanbul'da hava güzel, gidelim bir Galata'ya, fotoğraflar çekelim, videolar çekelim. Bakalım bu yeni modeller nasıl sonuçlar bize verecek? Hep birlikte keşfedeceğiz. Hemen İstanbul'da Galata'ya gidiyoruz. Şimdi Galata'ya geldik. Elimde yeni nesil akıllı telefon modeli. Kameralarda öne çıkan teknolojileri var. Hem ön kamerada hem de arka kamerada. Bunları keşfedeceğiz. Bakalım nasıl fotoğraflar çekiyor. Bunlara bakacağız. Nasıl videolar çekiyor yine bunlara da bakacağız. Hemen turumuza başlayalım. Galata'daki turum devam ediyor ve fotoğraflar çekiyorum, videolar çekiyorum. Şimdi yeni nesil bir teknoloji de size anlatmak istiyorum ve bu teknoloji de ön kamerada. Bu modelin önünde 44 megapiksellik bir kamera var. Ancak yanındaki teknolojiler ise oldukça dikkat çekici. Bunlardan bir tanesi ultra stabil selfie kamerası olarak geçiyor. Yani yürürken, video çekerken, 4K videolar çekebiliyor bu arada. Bu videoları çekerken oldukça stabil bir şekilde, yani elinizin sarsıntısı ön kameraya da yansımıyor. Bence bu önemli bir özellik. Hatta gelin biz sizlere de deneme yapalım. Şöyle bir yürüyelim. O sırada video çekelim nasıl olacak. Şimdi ön kamerayı açıyorum ve şimdi yürümeye başlayacağım. Evet, şu anda yürürken bu anonsu yapıyorum ve adımlarımın sarsıntısı neredeyse yok denecek kadar az olarak söyleyebilirim. Evet, bu anonsu da telefonla yapmış olduk. Turumuza devam ediyoruz. Müzik
Modelin en çok dikkatimi çeken özelliği ise çift selfie doldurma ışığı oldu. Özellikle loş ortamlarda, ışığın az olduğu ortamlarda veya ışığın ters geldiği ortamlarda hemen ekranın sol tarafındaki bir tuşa basıyorsunuz ve bastıktan sonra ekranın iki tarafında da doldurma ışıkları yanıyor, LED ışıklar yanıyor. Bu sayede çok daha ışığın dengeli olarak geldiği fotoğraflar, selfie'ler çekebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bu özellik videoda da kullanılıyor. Yani video çekerken de bunu açtığınız zaman belki bir vlog çekiyorsunuzdur, belki bir Instagram'dan canlı yayına bağlanmışsınızdır. O zaman bunu açtığınızda yine aynı şekilde dengeli ışıkla yayınlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten yeni akıllı telefonlarda dikkatimi çeken diğer bir özellik oldu. Bu modelde günlük hayatta da kullanabileceğiniz başka bir özellik dikkatimi çekti. İsmi Dual View Video. İki kamerayı aynı anda kullanıyor. Yani hem ön kamera hem de arka kamera aynı anda kullanılıyor. Eğer siz de bir turistik yere gidiyorsanız veya başka bir hatıra olarak hem kendinizin de çıkmasını istiyorsanız hem de çektiğiniz şeyin de çıkmasını istiyorsanız işte bu özellik tam bunun için. Hemen size göstermek istiyorum. Ben şimdi mesela merdivenden yukarı doğru çıkarken bu özelliği kullanacağım. Hemen deneyelim. Video moduna geçtikten sonra Dual View özelliğini aktif hale getiriyorsunuz ve sonrasında İki kamera birden açılıyor. Kayda giriyorsunuz. Mesela şu anda biz de yapalım. Şu anda merdivenlerde yürüyorum ve Dual View video özelliğini deneyimliyorum. Fotoğraf turumuza ve video turumuza tüm hızıyla devam ediyoruz. Arka kameraya da değinmek istiyorum. Çünkü arka kamerada önemli teknolojiler var. Bu teknolojilerden bir tanesi üçlü bir kamera sistemine sahip olması. 64 megapiksellik ana kamerası var. Hemen altında çok fonksiyonlu 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera var. Ve hemen yanında ise 2 megapiksellik bir makro kamerası var. Aynı zamanda bu kameralar yapay zeka teknolojisiyle desteklenmiş durumda. Peki burada nasıl teknolojiler var? Bunlardan bir tanesi optik görüntü sabitleme, diğeri ise elektronik görüntü sabitleme teknolojileri. Bu ikisi bir araya geldikten sonra gerçekten önemli sonuçlar veriyor. Aynı zamanda süper geniş açılı olarak da kullanılabilen kamerası gerçekten önemli avantajlar sunuyor. Ben de şimdi birazdan buradan tam kulenin dibinden 120 dereceye sahip olan bir açıyla fotoğraf çekeceğim. Bakalım nasıl çıkacak. Sonrasında video özelliklerine hep birlikte değineceğiz. Bakalım ne gibi sonuçlar veriyor, hep birlikte göreceğiz. Optik ve elektronik görüntü sabitleme teknolojilerinden bahsetmiştik. Şimdi görüntü sabitleme teknolojileri açık ve oldukça sarsıntısız bir video kaydı sundu. Bir de kapatınca nasıl oluyor ona bakalım. Şimdi iki farklı video çektim. Bu videolardan bir tanesi görüntü sabitleme teknolojinin kapalı olduğu videoydu. Elimin sarsıntısı videoyu tabii ki yansıdı. Ancak iki farklı size teknolojiden bahsettim. Bunlardan bir tanesi optik görüntü sabitleme teknolojisi, diğeri ise elektronik görüntü sabitleme teknolojisiydi. İkisi beraber kullanınca gerçekten video sarsıntısı olarak elime geçti. Bu da gerçekten önemli bir sonuç. Turumuza devam ediyoruz. Evet, yeni akıllı telefonun özelliklerini hep birlikte deneyimledik, keşfettik, videolar çektik, fotoğraflar çektik. Şimdi gelin isterseniz bu modeli de bir de şirketin yetkililerinden dinleyelim. Bakalım kendileri neler anlatacak. Hemen yanlarına gidiyoruz. Biraz önce yeni akıllı telefon modelini hep birlikte deneyimledik. Şimdi yanımızda Vivo Türkiye Genel Müdürü Ted var. Merhaba Ted. Merhaba. Ted, Türkiye'ye nasıl bakıyorsunuz ve buradaki planlarınız neler? Vivo özünde akıllı cihazlar ve akıllı hizmetler bulunan tasarım odaklı bir değere dayalı harika ürünler yaratan bir teknoloji şirketi. Şirket olarak insanlarla dijital dünya arasında bir köprü kurmayı hedefliyoruz. Kullanıcılara giderek daha kullanışlı bir mobil ve dijital yaşam sunmayı amaçlıyoruz.
Bu kapsamda daha çok yerel yatırım, yerel istihdam ve yerel iletişimi içeren daha yerel, daha küresel stratejimiz doğrultusunda Türkiye pazarı dahil dünya çapındaki ayak izlerimizi güçlendirirken yerel pazarlardaki köklerimizi de derinleştiriyoruz. Türkiye yeni teknolojilere ilgi gösteren dinamik ve rekabetçi bir pazara sahip. Aynı zamanda global akıllı telefon üreticileri için de uygun olan çeşitlilikteki tüketici tabanını bünyesinde barındıran değerli bir pazar. İş olanakları açısından uzun vadeli yatırımlar için uygun fırsatlar sunan koşullara sahip. Marka olarak Türkiye pazarına kararlı ve güçlü bir bağlılığımız var. Vizyonumuz, markamızı Türkiye pazarında en sevilen akıllı telefon markalarından biri haline getirmek. Pazar konumu açısından bakıldığında marka bilinirliğimizi artırarak ve tabii ki tüketicilerin güvenini kazanarak Türkiye pazarında ilk 3 akıllı telefon markasından biri olmayı hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda markamızın Türkiye'deki bilinirliğini artırmak için de farklı ve iddialı çalışmalara imza atacağız. Bildiğiniz gibi Aralık 2020'de Vivo'nun Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Erkek A Milli Futbol Takımının ana sponsoru ve resmi akıllı telefonu olduğunu duyurmuştuk. Küresel düzeyde de dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarına benzersiz ve harika yeni deneyimler sunmak için UEFA Avrupa Kupası ve FIFA Dünya Kupası ile ortaklıklar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de yeni akıllı telefonlarımız ve diğer akıllı ürünlerimizle marka bilinirliğimizi artırmak için Türkiye'deki kullanıcılarla iletişim kurmaya devam edeceğiz. Ayrıca Türkiye'deki yerel üretim tesisimiz Mayıs ayında faaliyete geçerek Türkiye'ye daha fazla istihdam olanağı sağlamakta ve müşterilere yerel olarak üretilen ürünler sunmaktayız. 20 milyon dolar yatırımla açtığımız bu fabrika yıllık 5 milyon adet üretim kapasitesine sahip ve önümüzdeki 3 yıl içinde 2000'den fazla kişiye istihdam yaratmayı planlıyoruz. Çok teşekkürler Ted. Teşekkürler. Peki Vivo modellerinin kullanıcı deneyim noktasında öne çıkan özellikler neler? Bu konuyu şirketin Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin'le konuşacağız. Merhaba Selin. Merhaba Ahmet. Ne gibi acaba kullanıcılara farklar sunuyorsunuz? Öne çıkan özellikler neler modellerinizin? Aslında bizim en büyük farkımız, biz bir ürün çıkartmadan ya da üretmeden önce çok kapsamlı ve derinlemesine bir araştırma yapıyoruz. Türkiye'de dahil olmak üzere 9000'den fazla kişiyle Avrupa genelinde bir araştırma yaptık. İnsanların yaşam tarzları, aileleriyle, arkadaşlarıyla ilişki biçimlerini araştırarak bireysel olarak nelere ihtiyaçları olduğunu gözlemledik. Ve bu araştırma doğrultusunda da kullanıcılarımıza doğru kullanıcı deneyimine ihtiyaç duydukları özellikleri ve bu tarzda inovasyonları üretmek üzerine bir stratejiyle ilerliyoruz. Bu aslında bizim Çince'de benfen dediğimiz doğru şeyleri doğru şekilde yapmak anlamına gelen kurum felsefemizden geliyor bunun temeli. Hı hı. Ve bu doğrultuda da ürettiğimiz tüm ürünleri dediğim gibi kullanıcılara istedikleri özellikleri ve istedikleri ihtiyaç duydukları en doğru kullanıcı deneyimini yaşatmak için tasarlıyoruz. Baktığınızda geçtiğimiz Aralık ayında da Zeiss'la bir stratejik ortaklığımızı açıklamıştık. Bu bağlamda da aslında ilk ortaklaşa çıkarttığımız görüntüleme teknolojilerimizi X60 serimizde kullandık. Öte yandan da aslında biz pazarda kullanıcıların ihtiyaçlarını farklı segmentlerde karşılamaya yönelik farklı ürünler üretiyoruz. X, V ve Y serisi dediğimiz 3 segmentte de kullanıcılarımızla buluşuyoruz. X serisi cihazlarımız daha çok bu amiral gemisi, flagship dediğimiz ürünlerimizden oluşuyor. Biraz önce de bahsettiğim aslında Zeiss lenslerimizi bu ürünlerimizde kullanıyoruz. Hı hı. Bu ürünlerin en öne çıkan özellikleri profesyonel kameraları, mobil fotoğrafçılık özellikleri ve şık tasarımlarıyla tüketicilere aslında üst düzey bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. Arkasından V serimiz geliyor. V serimiz daha çok ön kameraları ve selfie özellikleriyle öne çıkan telefonlarımız. Aslında biliyorsunuz artık akıllı telefonlar herkesin tarzının, stilinin de vazgeçilmez bir parçası. Evet. Bu telefonların da en büyük özelliği aslında şık tasarımları ve ön kameraları, selfie kameraları. Hemen arkasından da Y serisi cihazlarımız geliyor. Evet. Y serisi telefonlarımız ise kullanıcılarımızın arkadaşlarıyla, aileleriyle daha yakın temas halinde olmalarını sağlayan ve kendi hayatlarının tadını çıkartmalarına olanak tanıyan giriş orta segment telefonlarımızdan oluşuyor. Bu telefonlarımız aslında daha uzun ömürlü, kullanışlı ve performans olarak güçlü ürünlerimizden oluşuyor. V21 serisi de 64 megapiksellik ana kamerası, 44 megapiksellik OIS'li selfie kamerası, teknik özellikleri ve performansıyla kullanıcılarımızdan tam not almayı başardı ve bir akıllı telefon kullanıcısının istediği bütün özellikleri aslında tek bir cihazla sunmuş oluyor.
Çok teşekkürler Selin. Gerçekten artık akıllı telefonlar hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. Senin de anlattığın modeller aslında bize bunu gösterdi. Programımıza katıldığın çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Hoşça kal. İyi günler. Şimdi sizlerle birlikte yaşam için teknolojiler keşfedeceğiz. Yanımda yeni nesil bir çamaşır makinesi var. Bu çamaşır makinesine BSH Türkiye Çamaşır Kategorisi Ürün Pazarlama Müdürü Dilara'yı konuşacağız. Merhaba Dilara. Merhaba. Dilara, şimdi yepyeni bir teknolojiden bahsediyoruz. İsmi Aidos. Nedir bu Aidos teknolojisi? Aidos, müşterilerimizin, tüketicilerimizin odaklandığı ve sahip olmak istediği bir ürün. Birçok özelliğiyle aslında ön plana çıkıyor. Fakat ilk söyleyeceğim şey akıllı sensörleri olur tabii ki. Akıllı sensörleri sayesinde otomatik deterjan ve su dozajlaması yapan bir çamaşır makinesi aslında Aidos. Otomatik olarak yapıyor yani bunu, değil mi? Evet, aynen öyle. İçinde bir sürü farklı sensör var. Bu sensörlerden biri sayesinde çamaşır makinesinin içine koyduğunuz çamaşırların ağırlığını ölçerek miktarını, başka bir sensörüyle sürekli olarak suyun kirlilik seviyesini ölçerek, analiz ederek suyu, çamaşırların kirlilik miktarını, başka bir sensörüyle de ve otomatik program seçildiğinde kumaşların su emiciliğini algılayarak kumaşların türünü anlayan ve buna göre tam gerektiği kadar deterjan, yumuşatıcı ve su dozajlaması yapan bir çamaşır makinesinden bahsediyoruz. Reklamlarımızda da zaten akışına bırak dediğimiz gibi akışına bırakarak her şeyi çamaşır makinesine bırakabiliyorsunuz. Çünkü 1 litrelik bir deterjan haznesi var. Ve buraya 1 litrelik deterjanı doldurduğunuzda yaklaşık 20 yıkamaya kadar otomatik olarak kendisi dozajlama yapıyor ve 20 yıkama boyunca siz ilave bir deterjan takviyesi yapma ihtiyacı duymuyorsunuz. Gerçekten çok enteresan teknolojilerden bahsediyorsun. Ağzım açık kaldı Dilara. Şunu da soracağım. Şimdi tabii ki bu bir deterjan tasarrufu da sağlıyor bu arada. Peki su tasarrufu da sağlayan bir model mi? Tabii ki sağlıyor. Aslında biraz birbirine bağlı olarak ilerliyor bu konu. Yaptığımız testlerde manuel dozajlamayla Aidos'u kıyasladığımızda Aidos'un manuel dozajlamaya kıyasla her yıkamada yaklaşık olarak ortalama %38 deterjan tasarrufu sağladığını gördük. Çok ciddi çünkü bir rakam. Evet, çünkü hep gereğinden fazla, daha fazla temizler düşüncesiyle daha fazla deterjan ilavesi yapılıyor. Fakat bu ne yazık ki çok doğru bir inanç değil. Evet. Dolayısıyla daha fazla deterjan kullanıldığında da onu arıtmak için daha fazla su tüketiliyor. Ve Aidos'la tam gerektiği kadar deterjan dozajlaması yapılarak fazla kullanılan suyun, fazla tüketilen suyun da önüne geçilmiş oluyor. Her yıkamada yaklaşık olarak 10 litre su tasarrufu sağlıyor. Bunun yanı sıra bahsettiğim gibi %38 deterjan tasarrufu sağlıyor ve aynı zamanda yüksek enerji verimlerine sahip bir ürün olduğu için enerji tasarrufu da sağlıyor. Bunun yanı sıra Aidos ürünlerimizin çoğunda Home Connect dediğimiz uzaktan erişme ve kontrol etmeyi sağlayan bir özelliğimiz, teknolojimiz de bulunuyor. Bu sayede hem uzaktan makineye erişerek işte çamaşır makinesinin hangi aşamada olduğunu tespit edebiliyorsunuz, makineyi başlatabiliyorsunuz. Ya da mesela Aidos özellikli çamaşır makinelerimizde Home Connect özelliği sayesinde deterjan ya da yumuşatıcı gözünde bunlardan biri bittiğinde size bildirim geliyor. Bunun harika. Yanı sıra da bir de Allergy Plus programımız var. Bu da yüksek hijyeni garantileyen bir program diyebiliriz aslında. Allergy Plus özelliği de var. Peki bu nasıl bir özellik bir ara? Tabii ondan da bahsedeyim. Allergy Plus aslında daha yüksek sıcaklıklarda ve sabit sıcaklıkta yıkamayla birlikte daha fazla su ve ilave durulama döngüsüyle daha etkili bir yıkama sunucu sunan bir program diye bahsedebiliriz. Çünkü çamaşırlar doğru yıkanmadığında üzerinde kalan toz parçacıkları, partiküller vesaire özellikle alerjik bünyeler için bir risk oluşturuyor aslında. Allergy Plus'ta anlattığım şekilde yaptığı yıkama sonucunda da bu partikülleri, tozları, tüyleri vesaire minimuma indirgeyerek alerjik bünyeler ve hassas ciltler için tahriş gibi riskleri minimuma indiren bir program diye bahsedebilirim aslında. Evet, o da yeni bir teknoloji, yeni bir özellik kullanıcılara sunulan. Dilara çok teşekkürler. Yeni nesil teknolojileri bizlerle, izleyicilerimizle tanıştırdın. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal. Bay bay.
Sevgili seyirciler, yaşam kalitemizi artıran yeni nesil teknolojileri keşfettik, keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdi sıra geldi Çin'deki teknolojik gelişmelere. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri Çin'de buluştu. 2021 Smart China Expo'ya trafikte akıllı çözüm ve park sistemleri damga vurdu. Gelin isterseniz Çin'deki teknolojik gelişmelere hep birlikte bir göz atalım. Küresel teknoloji şirketleri Çin'in Chongqing kentinde düzenlenen 2021 Smart China Expo'da buluştu. Etkinliğe 31 ülke ve bölgeden 600'den fazla şirketle 130'dan fazla konuk katıldı. Fuarın teması akıllı teknoloji, ekonomiyi güçlendirmek ve hayatı zenginleştirmek olarak belirlendi. Fuarda yangınla mücadele robotları, yapay zeka kullanan trafik kontrol ve yabancı dil çeviri sistemleri tanıtıldı. Çin'in güneyinde bulunan kentte ayrıca yan etkinlik olarak Çin-Şangay İşbirliği Örgütü Dijital Ekonomi Endüstrisi Forumu da yapıldı. Forumda 18 üye ülkeden gelen yetkililer ekonomik ve ticari işbirliğinin yeni ekolojisini ele almak için bir araya geldi. Chongqing kentinin akıllı bağlantılı araçları da katılımcıların dikkatini çekti. Otonom sürücü teknolojileriyle öne çıkan araçlarda bulunan sensörler sayesinde akıllı araçlar birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Öte yandan Chongqing Changan Otomobil Şirketi'nin Arge Enstitüsü tarafından bağımsız olarak geliştirilen APA 6.0 uzaktan otomatik park sistemi hata ayıklama aşamasına girdi. Changan şirketinin otopark sistemi, otomatik park sistemi yarışmasında unutulmaz bir performans sergiledi. Changan firması dünyanın önde gelen otomatik park teknolojilerinden bazılarına sahip. Park yeri otomobilden 65 cm daha uzun olduğu sürece otomobil en küçük park yerine park edilebilir. APA 6.0 uzaktan otomatik park sistemi bu yılın sonuna kadar seri üretilen araçlarda kullanılabilecek. Şu an Changan Otomobil Akıllı Sürüş Arge Enstitüsü 248 temel teknolojide 3000'den fazla patent topladı. Hayatımızı kolaylaştıran yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğiz. Sosyal medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.